Sultan burada. Hoş geldin hayatım. Nasılsın? Hoş göreyim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Sinan Bey burada. Sinan Bey hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha iyi olacaksın inşallah. İnşallah bakalım. İnşallah. Hedef sensin. İşin zor kardeşim. Ama ne yapalım? Aykut ve Nazar buradalar. En şanssız onlar. Çünkü hiç ummadıkları bir şey yaşanıyor bu stüdyoda. Onlar bize sahip çıkılsın, artık bizi kabul etsinler. Biz bir şey istemiyoruz, biz ikimiz çalışırız, geçiniriz. Zaten evlendik, bitti diye baktıkları anda aslında her şey yeni başladı. Çünkü ne Nazar'ın babası istiyor, ne Aykut'un babası istiyor. Aykut'un babası şöyle haklı, Nazar'ın ve Sultan'ın babası Hasan Bey, Sinan Bey'e yükleniyor bu konuda. Senin yüzünden ve sebep sensin diyor. Adamcağız en sonunda dayanamadı. Dün gözyaşı döktü ya Sinan Bey. Vallahi o görüntüleri bana hazırlayın. Ben de inanamadım. O kadar çok üstüne gelindi ki. Hasan Bey kendi açısından haklı ama biz Sinan Bey'e suç bulamıyoruz burada. Ben bulamıyorum şahsen. Adamın ne suçu var? Adam işine gitmiş, gücüne gitmiş. Orada bu bir aşk olmuş. Nereden bilsin? Ben hep derim ya, en son babalar duyar. Nereden bilsin adam işinde gücünde, adam sabah çıkıyor, gidiyor. Akşam geliyor evine, ne, oturuyorlar beraber, yemek deniyorlar. Öyle değil mi Sultan? Evet. Ne bilsin? Bazı şeylerden haberi varsa Sultan, bu yüzden de onların mutluluğuna gölge düştü. 4.5G ile Kayseri'ye Nazar ve Sultan'ın babası Hasan Bey'e bağlanıyoruz. Hasan Bey! Günaydın abla. Günaydın. Abi ne yaptın? Ortalığı birbirine kattın. Restini çektin. Burada millet perişan oldu. Abla perişan olmak onların kendi elinde. Onlar kendisi rahat durmuyor. Olumsuz şeyler ilgileniyorlar. Ama sen dedin ki özellikle Aykut'a. İçimiz acıdı burada herkesin. Seni dedin annen sevmiyor. Baban sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Sen benim kızıma ne vereceksin dedin. Aynen öyle abla. Ama Sinan neyi Bey... Neyi var da neyine güveniyor? Sinan Bey dedi ki o benim evladım ya. Olur mu öyle şey dedi. Evlat atılır mı dedi adam. Evladına. Evladına. Evladına ne diyor? Gel oğlum gidelim diyor. Niye gitmiyor oğlu? Niye alıp oğlunu gitmiyor oradan? Ama niye o oğluna gel gidelim diyor? Senin yüzünden Hasan Bey gel gidelim. Bak bu iş çok kötü olacak diyor. Aykut da diyor ki ben tuttuğum eli bırakmam diyor. Böyle bir delikanlı damat. Aslında seni sevmen lazım. Ben neyini sevim? Babası sevmiyor ki ne? Anası sevmiyor ki. Ben niye seveyim? Abi niye babası sevmesi? Seviyor adam. Burada bak oturuyor, dağ gibi babası var ya. Evlatını seven baba orada öyle o şekilde oturmaz. Bana ne diyor orada? Bana diyor. Bol keseden atıyor diyor. Kim bol keseden atıyor? Bol keseden atıyor. Oğlunun arkasında dursana. Sahip olsana oğluna. Baba ben oğluma her zaman sahip çıkıyorum da. Bir sizin inadınızdan vazgeçemiyorsunuz. Ne kızların ne sen. Hani diyorsun ya kızlarım alırım. Kızların da seni destekliyor. Ben ondan dolayı ben her zaman yoksa oğlumun arkasındayım. Ama senin kızın beni dinlemiyor ve de seni de dinlemiyor. Sen de bırak gel diyorsun. Benim kızım seni dinlemiyorsa senin oğlum seni dinleyecek. İşte ikisi de inatlaşıyor. İkisi de... Sen de oğlunu alacaksın. Orayı terk edeceksin. Ah, alma benim kızım da bana dönecek. Aynen. Aynen. Evet. Ben almam. Onlar kendi ayağından gelir buraya. Merak etme sen. Kimler? İnşallah bekliyorum. Sultan'la Nazar sen mı? Sen al oğlumu git bir. Bıraktıramıyorum işte. Anlatamıyorum ben. O lafı Sultan'la Nazar buraya gelecek. Ben anlatamıyorum lafı. Ya da ben anlamak istemiyor. Hasan neymiş, abi. Neymiş anlat bakayım. Abi. Efendim abla. Buyur abla. Biliyor musun bilmiyorum ama Sultan şu anda yine hamile ya. Kocasının yanında oturuyor kız. Bu kızdan ne istiyorsunuz yazık ya? Yok o hamile değil ben biliyorum. 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 Söylemedin mi babana? Var haberi.
Kaç gündür burada söyleyip duruyor, kaçmış bak babandan. Bana demediyse bile annesine demiştir, annesi bana söyledi, öyle bir hamilelik dönemi yok dedi. Hmm. Yok mu, sen burada Cemile'ye mi nispet yapıyorsun yok kız? Cık. Öyle kimseye nispet yapma. He. Sen git de... Konu Cemile değil baba. Cemile karıştırma. Cemile itti bitti yani. Cemile'nin bir şeyi yok bizimle. Bizim de ondan zaten yok. Kadın o geldi de... buraya bir tufank etti bir bora. Cemile'nin yani ağzının bir payını veremedin ki ne ya? Cemile'ye gücün yetmiyor. Oğluma gücün yetmiyor. Karşındaki anlayışsız insan olursa sen ne söylersen söyle. Sen neye güvenerek bu yola çıkıyorsun? Karşındaki anlayışsız olursa nafile. Ne söylersen hayır söyle. Hayır canım hadi Aykut bakalım bir sözümden çıksın da ne oluyor? Asla çıkamaz ha, benim sözümden. Hadi sen de kızına geçir sözünü. Benim oğlum dinlemiyor ya beni. Nazar. Ben ne dersem hadi, o. Nazar. Hasan oğlum seni diyor... askıya almıyor. Sen daha babayım diye oraya bekliyor. Vallahi benim oğlum alınırsa senin kızın hiç almıyor o zaman. Baba ne diyeyim ben sana? Ben sana baba diyorum. Onlar demiyor ki zaten. Hem beni suçluyor hem de ben sana baba diyorum. Onlardan hiçbir şey duyuyor mu? Bravo. Onlar baba, bana baba demesinler. Ah evet, istiyorum. Demesin. Seni suçladığın adam sana baba diyor. Onlar demiyor. Şimdi Nazar, baban diyor ki Hasan Bey, oğlunu al git oradan kızım evine dönsün diyor. Hayır canım, ne Aykut gidecek ne ben eve döneceğim. Dönmeyeceğim yani. Öyle bir dünya yok. Babanla konuş. Çok istiyorlarsa bir arada aynı evde yaşasınlar. Hepsi yani çok istiyorlarsa gitsinler aynı sen evde bir arada yaşasınlar. Aykut'un neyine güveniyor, neyine? Sevgime güveniyorum baba, neyime güveneceğim? Sen neyine güveniyorsun? Kızım, seven sevdiğine kalsaydı kurt tavuk cücüğünün yanında kalırdı. Tavukla ne alakası? Sen de tavuk cücüğü gibisin. Ondan ne alacaksın, ne vereceksin? Neyi var da sana bakacak o adam? Bir şey olmasına gerek yok zaten. İki gönül bir olduktan sonra samanlık seyran olur diye boşuna dememişler. İki gönül bir olduktan sonra samanlık seyran olmaz. Ağaç kal. Bile oynamıyor. İyi büyüklük yapın da arkamızda durun o zaman. Bir babasınız ya. Baban yapsın büyüklüğünü. Evi sattı. Evleri, damları sattı. Ne yaptı paraları? Bacısına verdi. Baba bilmediğin şey var. Ben bacıma para vermedim. Niye bir senedir senin düğününü, barkını, evini, barkını niye kurmadı? Baba ben bacılarımı karıştırma. Ben bacılarımla konuşmuyorum. Onlarla bir kuruşumu yemedi benim. Aha kızına sor, yemediler. Ha kızından önce mi? Ufak tefek yardımım oluyordu. Kızın yoktu o zamanlar. Yani Cemile de geliyor aynı şeyi söylüyor. Benim ailemi karıştırıyor, bacılarımı karıştırıyor, kardeşlerim. Benim kardeşlerimle bir sorunum yok. Sadece konuşmuyorum. O kadar. Bitti yani. Benden bir şey istemiyor onlar yani. O zaman alacaksın oğlunu oradan terk edeceksin abi orayı. Başka çaren yok. O zaman söyle kızın ya. Bıraksın da ben de oğlumu alayım gideyim. Sen kızını al. Git niye canım oğlum. Karına internetlerde nispet yaparak altın takana kadar oğluna yapsaydın? Var da takıyorum. Abla bir de altına da yazmışlar ki Nazar Kudur yazmışlar. Boy video paylaşmasını tamam, biliyorsun. Sen de bırak gel ben de sana yapayım oğlum. Ya sen bekar adama altını ne yapacaksın? Gelinine takacaksın onu. Ben ne yapayım altını? Bekar adam kim? Bu da benim işim. Bırak gel dedikten sonra ben bekar oluyorum. Ne yapacağım ben altını? Vereceğim seni. Sana takmayacağım ki altını. Kimseyle evlenecek halim yok. Benim eşim yanımda. Sen babalık yapacaksın, kayınpederlik yapacaksın. O altını alıp buraya takacaksın. Doğru söylüyorsun ya. Babalık yapacak. Sen de bacısısın, ablasısın değil mi? Nazar Kudur ne alaka? Ben onu anlamadım ya. Böyle şimdi, ablalık mı var ya? Yani? Hasan Bey diyor ki Sinan Bey'e al oğlunu oradan git. Kızım tıpış tıpış benim ayağıma gelir diyor Şükran. Hasan Bey'e söylemek aynen istiyorum. Öyle abla. Hasan Bey size sormak istiyorum. Burada diyorsunuz ya ne anne annesine Aykut'u babası sevdi. Siz vermediğiniz sevgiyi, şefkati şimdi neden göstermiyorsunuz Nazar'a, Aykut'a? Siz gösterin sevginizi, şefkatinizi. Zaten Aykut'a evlenmişler. Ben nasıl sevgi? Aykut'a ben nasıl bir sevgi göstereyim? Anası arkasında değil, babası arkasında değil, kabilesi arkasında değil. Sadece benim sevgim onu. Benim sevgim, ben kızıma diyorum, o eli bırakacaksın, o elden sana hayır gelmez. Neyi var da neyini paylaşacak seninle? Karnı aç, burnu aç, ev yok, tam yok. Ne yapacak bunlar ya? Kuru aç, karın doyurmuyor. Hasan Bey, siz de istek olun.
Benim neyim var da neyine destek olayım? O da bizden destek bekliyor herhalde. Sinan Bey'den mi bekliyor acaba? Onlar bana yapsın desteği. Amacınız belli zaten sizin. Sevgi mevgi değil amacınız. Ama bir yandan da babam doğru söylüyor. Sen de babana desene. Baba bak, senin varlığını ortaya koyman gerek. Senin madem bir tane gerek. Babam doğru madem bir tane kız sevdin, onunla evlenmek istiyorsun, cebini dolduracaksın, gideceksin koç gibi adam kızın babasının evine oturacaksın, halini durumunu anlatacaksın, o adamı razı edeceksin. O adam sana uyumlu görüyorsa bu işe okey derler. Sen yarı aç yarı çıplak gelmişsin karşıma, kızını seviyorum. Olur mu öyle bir şey la? Olur mu? Sana diyor baba. Olmaz. Ben istemediğim bir şeye bir şey takmam. Benim içimden gelecek takacağım. Konuşsana. Neyi yapacağım kızıma? İçinde, ne yapacağım? İçinden gelecek diye bir şey yok. Mecbursun baba, mecbursun. Ben seni bir tane şey erkek yapmam. Yapmam var oğlum. Ne zaman bıraktın? İçinizden geleni ben biliyorum. Yapmam. İçinizden gelse gelse sevgiyiz. Sevgiyle bu yol olmaz. Tamam, olur olur, merak etme. Ben durmuyorsam ikisinin arkasında sen dur. Ben sevmiyorsam sen dur o zaman. Sinan Bey, sen başka bir kızla olsa yapardım da nazarlı olduğu için mi yapmam, evet, diyorsun? Evet. Ben istemiyorum çünkü. Sen 50 tane... Ya o zaman bırak kızımı gelsin. Benim bir tırnağım edemez be 50 tane. İstemiyorum, bırakın.